Canlarım günaydın, günaydın. Bugün domates çok var. Hepinize günaydın, selamlar. Bugün domates çok var. Daha az yanılmasın dedim. Ben şimdi şey yapacağım, meleme yapacağım. Güzel bir meleme yapacağım. İsmet amcamız bir müzik dinliyor. Bir Mavi Karadeniz açıyor. Bir müzik dinliyor. Bir haber dinliyor. En son dedim ki sabah sabah bu müzik ağır değil mi dedim. Yani sabah haberleri var, onu izleyelim dedim. Onu izliyoruz. Nereye? Ya Afrika'ya fındık sakatacağım, para göndereceğim. Gönder doğru. İsmet amcanız etrafındaki şeylere bakmaz. Yabancılara gönderecek o. Etrafındakilere, çoluğuna ya da şurada buradakilere, onlara değil. O yabancılara gönderecek. Afrika'ya gönderecek. Bir değirmen işine başladı. Değirmen işi kaldı öyle. Her başladığını bitiremiyor. Kaldı öyle. Laf olsun, torba da olsun işte. Evet, işte. Ha. Ama dur, onun altına şey götüreceğim. Tabii cam. Evet, işte. Evet, işte kahvaltımız. Bugün son kahvaltımız diye İsmet'le. Ya her gün böyle olsun. Her gün böyle. Değil mi? Hem sana da günaydın. Günaydın. Bak. Günaydın. Ona da günaydın. Dırmına götürüyor. Şu konuştuğumuz zaman milletin adını lütfen anma, olur mu? Olur. Bak bu işi bırak. Hani böyle işleri bırak. Şimdi bak. Konu biziz. Ha, yani millet değil. Kapıdaki insanları adını anıp durma. Bak bize uyarı geldi, biliyorsun değil mi? Allah'ım geldi ya, güzel geldi ya. Lafı nasıl değiştiriyor arkadaş? Oy. Nasıl değiştiriyor bu adam? Neyse. Ben bunu veriyorum, sen konuşalım hadi. Tamam canlarım, biz kahvaltımızı bir yapalım. Bugün ne yapacağız bakalım. Sen bugün de gideyor musun Yaldırı'ya? Bugün Yaldırı'ya ineceğim. O dışarı şey gönderecek. Az bir dakika. Canlarım farkında mısınız? İsmet amcanız hep Yalıdere'de. Her gün oradayım. Her gün diye değişimi bir dünya. Dün. Ben geldim geleli bir dün benimleyim. Aynı ya. Her gün oradasın. Peki. Beni evde bırakıyor. Sen sürekli Yalıdere'ye gidin. Ne işin var sürekli Yalıdere'de? İşimiz oluyor. Yani ben Yalıdere'ye kumar oynamaya gitmiyor muyum ya? Neye gideyim? Ya işimiz oluyor işte. Odamız var, geleceğimiz peki. Var. Önde cuma, namazı. Benim, öyle mi? Gitmesem namazı burada kılayım. Kılar o. Ha. Maşallah Esra. Yemeklerimiz çok lüküs. Oy, hem temiz hem lökül. İstersen bir sayı. Say. Ha bunları mesela sen get, Allah'tan sonra sen getirin meydana. Melemeni yaptım ya. Ya bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 türlü yiyeceğimiz burada hazır. Şekeri de sayıyoruz. Ha. Şimdi çayı koyarsak 10 olacak. Ha çayı da koyacak 10 olacak Allah izin verirse. Sen de koyarsan ha, olacak. Yani iki günlük dünyada niye diyor? Boğazımıza yiyemeyip de niye yapacak? Habete boğazımıza yiyecek. Tabii. Ha, öyle güzelim. Tabii. Şimdi diyecek Allah inşallah ayağım durur. Bu sene havalar çok serin geçti. Sıcağa ihtiyacımız var. Cenab-ı Rabbil Alemi. Gerçekten bilmiyorum. Hı. Ben kışın İlk evlendiğimizde kışın burada 3 gün kalmıştım. O da duman atmıştı. Ben burada üşütmüştüm. Yakamamıştık hani sobayı. Kuzeneyi, rüzgar olmuştu. İlk evlendiğimizde. İlk nikahımızdan geldiğimizde. Öyleydi. Duman geldi. Duman. Ufacık duman geldi. Az bir dakika dur. Duman olmuştu. O zaman zatürre olmuştum hatta. Zatürre başlangıcı olmuştum ben. İlk evlendiğimizde. Zatürre'yi sen cümüşsen mi?
Sen de vardın. Ay unuttun mu Ya Sercan'la Sevilay da vardı. ha. Bir sürü hap verdi. Zatürre başlangıcı olmuştu ya. Başlangıç yani Çünkü iyi şey. neden? Kışın gelmiştik. Ha sen Kışın hapı ilk evlendiğimizde kışın gelmiştik ve duman basıyordu hep şeyi o zaman. işte geçti bir şimdi. Az bir dakika. Ben neyi anlatıyorum seni? Anlatayım mı Duman zatürre? gelmişti. O zaman hani dumandan sobayı da yakamamıştık kuzeneyi. O Ha zamanlar rüzgar esiyordu bu ev diyorsun. böyle değildi. Oo diyor Rüzgar sanmıştım. esiyordu. Bütün pencereleri açmak zorunda kalıyorduk. En sonunda 3 gün soğukta yattık biz burada. Öyleydi. Buralarda yapılı değildi. O zaman ben zatürre başlangıcı oldum. Şey Öksüre rüzgar öksüre. esiyordu. Büyük afat olmuştu. He. Öyleydi. Büyük afat olmuştu. Geri basıyordu hep sobalar. Öyleydi. Kuzeneler yakamıyordu. Ve ilk o zaman ben fark ettim burada soğuğu ama o zaman kıştı. Kışıdır. Ama şu an şey yani Haziran'dayız. Ha. Hala kalın yorgan alıyoruz Öyle üzerimize. öyle yine soğuk. Hala soğuk Yine işiyoruz. soğuk, yine soğuk. Yani ben şu an üşüyorum mesela. Haziran'dayız ya. Haziran'ın Doğru 11 mi? Kaçı? Ben yani 11'im. 11'i, 11'i mi Ha. 12'si mi? Ay vallahi çok soğuk. Gündüz bir bile sıcak atıyor, Atayım gidiyor. akşamüstü gidiyor. Ha. Allah'ın işi. Cenab-ı Rabbil Alemin Allah'ım şu beterinden muhafaza etsin ya muhafaza Rabbi. etsin de bize iyi bir günler göstersin. Amin. Buna da Allah şükür. güneşli günler, Ya. güneşli günler derken mutlu günler, huzurlu Ha, günler günler göstersin göstersin bize tabii. ya Rabbim cümlemize. Ha, hepimize. İnşallah şu güneş tutulması olmuş. Şu güneş tutulmasıyla birlikte tabii ben gene de başımla oynamaya başladım. Güneş tutulmasıyla birlikte inşallah Dedi bütün dedi. rahatsızlıklar, hastalıklar defolur gider. Bütün negatif her şey hani bir tek ne istiyorum biliyor musun? Bir tek koronada pozitif olmayalım ama her şeyde pozitif olalım. Yani düşüncelerde, sevgide, şefkatte. İnşallah Allah pozitif bir dünya yaratsın, güzel bir dünya yaratsın Güneş hepimize. tutulmasından dedi akşamca Bazı şeyler değişecek dedi. değişecek İnşallah. dedi. İnşallah. Allah dedi hastalığı kaldıracak Bir dedi. de şöyle dedi. Bu hastalık kışlık hastalık olacak dedi. Aynen grip gibi kalacak. İğneler herkese yapıldıktan sonra. Ha. Onu da hafif geçirecek dedi. Allah'ın İnşallah. izniyle. Allah Onun da büyük. adı koyuldu artık. Korona. Korkmayacağız inşallah. Herkes aşı olacak inşallah. Ve Aha. onunla birlikte de sadece kış hastalığı olarak kalacak ama öldürücü değil. Öyle kalmayacak inşallah. Allah'ın izniyle. Ha. Allah'tan bunu temenni ediyoruz. Biz yemeğimizi, kahvaltımızı yapalım. Artık zaman ne gösteriyor bakacağız. Görüşeceğiz. Gene görüşeceğiz Hamd canım. ve kasmaları demedik. Kahvaltı yapıyoruz hayatım. Benden selam söyleyeyim Bolu Bey'ine. Daha gitmiyoruz. Buralardayız gene. Ma, Ha kız buralardayız. neydi o? Tabii. Işık kuruyor görüyor musun? Bak şöyle. Ha. Işığa doğru dönünce şey oluyor. Amcanızı unuttuğum şeyi almış gelmiş. Aynen bizimkine benziyor. He bizimkine benziyor. Rengi de bizimkine benziyor aynen. Almış gelmiş adamlar getirmemiş. Adamlar niye getirmedi bunu ki getirmemiş? Ha bu ütüyü yazılıydı hatta. Niye oradan anlaşmamış mıydın? He. Şimdi abi pantolla şunu ütüleyeceğim ona. Şunları ütüleyeceğim. İsmet amcanızın her şeyini ütüledim. Ha Abi şimdi gömleğini de ütüledim artık. benim Yalnız yolum gidiyor. şey benimkine benziyor dedim ama ütü çok hafif ve şey vermiyor. Ütüyü değiştirecek. Ya dur bakayım pantolonu Ütüyü bulayım. değiştirecek. Çünkü ütü ısı vermiyor ve şey vermiyor. Ha, ütünün iyisini alacak. Dün aldım ama ütü iyi çıkmadı. Ben değiştireceğim Allah izin verirse. Yani iyisi Ondan 400'müş. sonra ha. Şey buhar vermiyordu. Su koydum buhar vermiyor ve çok basit bir şeydi. Benimkine benzettim ama benimkinin rengi benzermiş. Benimki evde ağır. Bu çok hafifti ve değiştirmesi gerekiyor. Şimdi poşete koydum götürecek. İşte İsmet amcanız. Yakışıklı paşam. Ha,
Ufacık duman geldi diye doldurdu dereleri. Değil. Kız babanın evinde soldurdum neneleri. Bak böyle deme diyorlar. Deme ha. O kelimeyi onu konuşma. Ha doğru. Sen ne kadar diyorlar şey adamsın diyorlar. Geri bak. Yani yaşın gitti. Hayır bu yaşın. Ayıptır o şeyler ayıp diyorlar. Evet. Bu ayıp şeyleri söyleme diyorlar. Ha o doğru. Yani söyleme lütfen. Ben seni sadece böyle göstermek istedim. Seni şöyle derim. Kusura bakmayın canlarım. Kıyısında handevar asmaları, namberdi memlekede yaldıra yosmaları. Doğru değil mi? Öyle ya. Yosma ya. Güzel demek canlarım. Ha. Yani adam siz de anladınız ki sonucu hep bayana söyleyeyim. Hep bayana bağlı. Yani ha. Adam çöte öyle de. Alışmış. Boş verin. Leyleğin ömrü laklak ile geçermiş. Ha, çöte de, hep çöte öyle. Çöte de söylüyor. Çöte de. Hem öyle geçirmiş. Ya. Ha, şey de kafalar hak et öyle. Ben de buradan açarak gideyim. Şimdi kapatacağım. Korkma Kadir. Nereye gideyim? Ayakkabını alacağım. Ben vereyim. Dur. Kork. Bu türkü sahiymiş bak. Ha, ha bu Kadir o türküsü var ya. Bunlar göreneli. Bak bu Kadir o türküsü sahiymiş. Kadir o Beşir o bunlar birbirine hasam olmuşlar. Biri birilerini vuruyorlar. Yani sülalecek. Bunlar vurguncu. Şimdi bunlar vurguncu. Kadir onu vurandan sonra türkü yapmışlar. Kadir o Beşir o atları yarıştırır. Barabelli tabanca pazarı karıştırır. Herkesin elinde birer barabelli tabanca var. Hmm. Kadir onu vurdular. Kaştan yuvarladılar. Yarı canı çıkmadan tabutu bağladılar. Kadir o davaları doğru bu vurgun işi 60 seneden beri yere kaldı. He. Bizim bu deri yukarıda vardı vurguncular. Öyle mi? Hep vazgeçtiler. Hep vazgeçtiler. Vazgeçmek lazım. Vazgeçmek şey lazım. Olmaz. Akıllı adam kolay kolay. Ne darbe koşan atacaksın? Gel bir ailen gözünle görürsün. Gel bir iş yap. Ailen de sana der. O kadar defa vurursan Eryan'dan dolayı niye? Şeyden damancanın namlasına da niye? Başarıda koşan atamazsın. Doğru, doğru. Yanılarda dövüş olurlar. Ne? Nam alacaklar. Tamam. Bizde bir ihtiyar duruyordu daha. Bundan 35 sene önce fındık topluyordu. Buralarda da benim yanımda selamet alıyordu. Hı. Ve bana dedi ki Luka fındığı Kanıca'dan girilip buraya getiriyor. Yani buradan bir saatlik yürüme. Burada dedi ki Mehmet Bey nasıl götürüyorum buraya? Öyle yeğenim dedi. İmam o dedi. Ben senin yanında canım rahat ediyordu. Kızlarım da çocuklarım onlara rağbet hürmet ederdi de neymiş? Kendi kendiye öğünürdü bu şey. Öğünürdü kendi kendiye. Gelme yayla kedi. Da bak, karaman gel. Gel. Bak kedi girdi. Yayla da karaman geliyor. Ata vurur. Biraz ya. Kedi girdi. O işe karamanın bir şeyden haberi yok. Karamanı düğün evine koyuyor yok. Sülahın asmaya yer arıyor. Evet kedi girdi. Evet kedi girdi. Bu anlatıyı da anlatıyı. Şey, aha gel bakalım. Şey dedi ki. Nihliye çok iyi biliyor. Nihliye olan şeyini. Drabunun borbanı yiyordu burada. Kimin? Mehmet Bey yani şey ilacı değil ya. Ya neyse Allah'ım yarabbim. Ve şeylerde de burada sarpaklamı dışarıda olacağımış. Bana bak bir şey söyleyeyim. Lütfen ve lütfen. İnsanlar hakkında kötü bir şey söyleme. Ha, düşük. 50 bin kez söylüyorum. Kendini ne zannediyorsun? Sen de bir kulsun, onlar da bir tabii, kul. Tabii, tabii, tabii. Lütfen. Bu kelimeyi bak 50 bin kez söylüyorum. Kimse hakkında laf öyle alışmış. Laf söylemedi. Bak şimdi. Bak ben kızıyorum şimdi, işte. Gerçekten şimdi kızıyorum. Aa şey hakkında kelime etmiş. Bizi uyarıyorlar. Ben onu kaldıramam artık o YouTube'dan. Diyen bu. İşte ben demem zaten. Dedirtmem de. Buna diyemeyler ki o videoyu kaldırsın. O videoyu ben kaldırabiliyor muyum daha? Bak bak. Çünkü o video artık YouTube'un malı oldu. Ben oradan ben havle giderken de hep değildi. Peşimden ben gayret bir başka. Gidene gelen örken ben öyle ben dedim o lafı. Ya Allah aşkına ha. Demene gerek yok ha, işte. Sen ha. Kendini beğenmişlik yapıyorsun. Ha, Esra, herkese bir kulp takarsan ne olur? Ha, günah günah abla bak. O günah günah. Ben dediğim zaman günah günah. Bak. Kendilere bak kendilere. Hiç dedikodu yapan insanı da hiç sevmiyorum. Ya da ayama takan insanı, laf takan insanı. Sonra şey. Hiç sevmiyorum. İşte Kadir o dava. Bir de ya. Neyse bir de şunu söyleyeyim. Ha bu şekilde gurursa şey olur mu? Tamam ama biraz daha ereceğiz o. Orada eren var.
Ben mecburen dün akşam biz top pancarını da diktik. Bana top pancar verdi yani top beyaz pancar. Benim eltim. Onu da diktik oraya akşamdan. Çiftliğime diktik. Ben bunları sökmek zorunda kaldım. Ama orada 2-3 tanesi duruyor bundan. Burada vurursa değil mi? Bu ermiş ya. Bu ermiş abi. Bu kurursa olur. Onları ineğine yedirsin. Yedirsin. Bu kurusun. Orada daha var. 2-3 tane daha da var. Ermişleri. Hani tabii çiçeklerine biz şakacı yemedik ya. Şakacı davasını aslı var ama şimdi şakayı bırakalım. Bunlar vurguncu, bunlar göreleli. Gel buraya. Bunlar vurgun ne de yapıyorlar? Ne yaylasıydı burada? Kadırga yaylasında. Hasan vurdun adamı, ben vurdum. Herkes hedefte. Sen vuruldun mu? Ben elimde şeyim, seni vuruyor. Böyle ateş ederlermiş yaylada. Yani senlik benlik davası var. Ne var? Kadıroğlu. Bana bir sürü gidecek yer anlattın ya. Yani şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Ben seninle erkeklerin işine ne işin var o gideceğin yerlerde? Fındıkçıya gideceğim, fındık satacağım. Oraya gideceğim, şuraya gideceğim. Şuradan şunu alacağım, buradan bunu alacağım. Ben yani bütün işin erkeklerle. Benim ne işim var? Yağmur olmazsa gidecek. Yağsa yaylanda olmaz. Hadi dur bakalım. Duruma göre işe bakın. Yayla yollarında çamlar doruklar. Yani şimdi görebiliyor musun sağını? Beni görebiliyor musun? Ben mi geliyorum? Hazır. Havunu görebiliyor musunuz? Dur. Beni görebiliyor musunuz? Havunu. Yayla yollarında görebiliyor. Çamlar doruklar. Yar senin arkanda kemer ölümler. Ne yapayım? Şeyi bile alamadım elime. Ah yürü Dilber yürü saçın sürünsün. Hadi gel gelidim yerim doğru. Gel yerim doğru. Hadi Allah'a ısmarladık. Haydi güle güle. Güle güle haydi. Farkında mısınız? Ben buradayım. Bak şimdi buradayım. Benim kıymetimi değerimi bilmiyor. Geldim geleli tümü bir gün yanımda oldu. Hep çıktı gitti. Akşama geliyor. Ya da işte yanımda olmuyor. Ben uğraşayım orayla, burayla, şurayla, burayla, evle, barkla. Hani olmuyor. Ben eve gideceğim zaman, bak ben buna gıcık oluyorum. Ben eve gideceğim zaman, eve gittiğim zaman, ondan sonra bak ben tribotu bile elimde getiremedim. Kafası dedim ya, yeni gelmiş oğluma. İnternetten ısmarladık. Başka yerde satılmıyor. Apar topar beni buraya getirdi. Sen beni buraya getirdin. Evi beklemeye mi? Oraya mı buraya mı? Sen kendin hiç burada durmadın ki. Benim yanıma durmadın. Şimdi gene kendini yırtacak. Ya böyle insana ben aldırmayacağım da. Ya onun bunun adını niye ediyorsun? Geçen kadının adını etmiş. Yani birinin adını etmiş. Onlar da gelip onlar da ona söyleyemeyip bana yükleniyor onu kaldırsın. Ben daha kaldırabiliyor muyum onu? Oranın olduğu, YouTube'un olduğu. Önceden tamam şey oluyor da şimdi tam ilk zamanlar daha yer etmemiştim YouTube'da. O zaman eskileri kaldırabiliyordum. Şimdi şunu kaldıramam. Niye kaldırayım? Kaldıramam yani. Ondan sonra tek bir İsmet'in kelimesi için benim kelimem de yok. Ben söyletmiyorum bile. Farkındaysanız hiç kimsenin adını ettirmiyorum. Bizimle alakalı olan konulara girelim diyorum. İşte başkasına böyle hani ayama takması, laf takması, yukarıdan bakması beni sinir ediyor. Ben böyle değilim çünkü. Ben çok bir insan her bir yerde mi yere kadar küçülürüm. Bir insan gökte mi onun yanına da yükselirim. Yani şu demektir. Küçükle küçük, büyükle büyük olurum. Kimseyi hor görmem, har görmem. Herkes hürdür, herkesi insan görürüm. Ona da kızıyorum bu yüzden. Ama aklı öyle işte. Ben özür diliyorum onun adına ne olur. Çünkü o çok müstehcen şeyler söylüyor. Şarkılarına, türkülerinde demişsiniz. Haklısınız, bana da uyarı geliyor. Bak dün akşam videoyu geçen akşam gönderemedim ben. Zorlandım. Orada da
söylemiş, söyledi, hatta uyardım ama beni de uyarıyorlar. Bu sefer YouTube'dan da geçmiyor, zorlandırıyor beni. Neyse canlarım, ben içeri gideyim. Ev parkı toparlayayım. Gideyim biraz bezeli mezeli bir şeyler yapayım işte. Yapayım, burada yapılacak çok şey var. En çok en zor olan şey İsmet'e bakmak. Hani İsmet'in ağzını tutmak ya da onun huyuna gitmek ya da onun arkasını toplamak, onu giyindirmek, kuşandırmak, işte onunla, en çok onunla uğraşmak. Hani bir şeyi bir yere koyuyor, arıyorsun, bacaklarım yoruluyor, bulamıyor o koyduğu yeri. Tamam, ona saygı duyuyorum, yoruluyorum ama beğenmen olsun, yorma beni. Beğenmen olsun, yorma. Renkleri yıkadım da asalım. Benden mısır ekmeği tarifi istenmiş. Şimdi ben bundan iki tepsi çıkaracağım için. Birini buraya bırakacağım, birini aşağı götüreceğim. Bunda şu standart bir bardak, klasik bardak. 10 bardak şey var, mısır unu var. 1,5 bardak da beyaz un var. Beyaz un var. Şimdi şununla şu şeyi ölçelim. Bakın bunda ne kadar varmış. Bakalım birlikte. Bir kaşık. İki şeker kaşığı. İki şeker kaşığı şey var. Maya. Evet. İki şeker kaşığı da bu 10 bardağı ama. Bu iki tepsiyle. İki şeker kaşığı da tuz var. Çok tepeleme değil. Ve bir şeker kaşığı da şekerimiz var. Çok da koymayalım, dolu olmasın. Heh. Bu şekilde ılık suyumuz ısınıyor. Bu şekilde bu kek kıvamında oluyor. Geçen yapmıştım, kek kıvamında oldu demiştim ya. Siz bunun yarısını yapabilirsiniz mesela. Bu verdiğim ölçünün bir tepsiliğe yarısını yapabilirsiniz. Mesela 5 bardak şey. 5 bardak mısır unu, şunu yarım bardağın şurasında da beyaz un, parmağımı koyduğu yerde. Hepsini yarım ölçü indirebilirsiniz bir tepsilikte. Evet, şimdi ben ölçüsüz yapıyordum, ölçelim bakalım, ılık suyumuz bu. Bunun yarısını yapacaksınız siz. 1 2 2. Biraz cıvık olacak. 3. Ben devamını yapayım da şu an 3 size söyleyeceğim. Evet canlarım, buna 8,5 şey su gitti. Şimdi yoğuracağız bakalım. Kıvamda olacak mı? Siz bunun bir tepsiliğinde yarısını yapacaksınız. Bu verdiğim ölçülerin siz yarısını yapacaksınız ama hatta
8,5. Ben azıcık daha dökeceğim. Yani kıvamını biraz ne kek şeyinde ne şeyde birazcık cıvık olacak. Böyle cıvık olacak yani. Bakın cıvıklığını ama güzelce yoğurmanız gerekiyor. Birbirine karışımı, o beyaz unla mısırın birbirine karışımı güzel olması gerekiyor ve mayanın da güzel erimesi gerekiyor. Yani iyice birbirine harmanlamanız gerekiyor karıştırırken. Yani böyle böyle yoğurmanız gerekiyor. Sonra ben bunu mayalanmaya koyacağım. Şu poşete ağzını kapatacağım. Şöyle ağzını kapattım. Tabii kapağınız varsa burada bunun kapağı yok. Kapak koyabilirsiniz. Ben şimdi bunun üzerine bir de şey koyacağım. Sofra bezi. Evet, bu şekilde aynen böyle gelmesini bekleyeceğim. Bir saat içinde de hemen geliyor zaten. Evet, demirler arasındayım. Evimin işini yaptım. Tabii evin işini yapmak lazım önce. Bulaşıklarım neyim varsa her şeyi toparladım. Eve gene süpürdüm, sildim. Her zaman göstermek olmuyor. Yapıyoruz. Hepimizin günlük rutin işi. Ha buradan da böyle şeylerin baş vermiş mi diye onlara bakıyorum. Bayağı vermiş. Oralara değişiklikler de yaptım. Top lahana, şuradaki bazı çiçekleri söktüm, o kapının önüne bıraktım. Oraya top lahana olacakmış. Beyaz lahana. Onları diktim. Kaç fide verdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mi? 8 fide mi ne verdi? Eltim. Onları diktim. Bakıyorum böyle. Yani dirilmişler. Onlara bakayım böyle. Buradan şimdi pancar toplayacağım. Zaten bezelye toplayacağım. Biraz dinlenin. Buraya yapılacak. Pencere bugün onu konuşmaya gitti. Pencere yapılacak. Bugünkü yağlı dereye gitmesi. Bana dedi biraz fındık satacağım. Pencere yapımına beh mi deniyor, ne deniyor ona ya? Bir şey verecekmiş. Ya siz söyleyin ilk başta ne verilir? Kapara kapara. Ondan sonra lambirici de geldi ya. Lambirici de şeylere yapacak. İşte onlara da para verecek. Başlaması gerektiği için. Başlayacak bakalım. Allah izin verirse. Değirmen işi boşa çıktı. Çünkü değirmen işi yattı gibi. O değirmene biraz değirmen diye gitti, ben bilemem. Heves etti gitti. O zamanlar hep değirmen deyip gidiyordu. Bilmiyorum. Şimdi de gidiyor. Bilmiyorum. Ne diyorum biliyor musun? Ne için gidiyor bilemiyorum ama inşallah hayırlı şeyler için gider gerçekten. İyilik de yapan kendine yapar. Kötülük de yapan kendine. Her şey kendine yapar herkes. Yani ben böyle burada ekip dikiyorum. Bilemem. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Bilemem ama ben içimden kötü şeyler geçirmiyorum. Ben her şeyi Allah'a bırakayım. Allah'ım her zaman benim yanımda olduğunu biliyorum. Hep ona sığınıyorum zaten. Canlarım, misafirlerimiz geldi. Antalya'dan değil mi? Evet, Antalya'dan Antalya'dan. geliyoruz. Şu arka tarafımdaki koltukta, yani benden taraf olan koltukta saygı duyuyorum, biliyorsunuz hepiniz. Almayın bizi dediler. Almayacağım. Ama çok mutlu oldum. Bu benim Gelinim. evet gelinimiz. Ha. Çavuş'un eşi. İbrahim Çavuş'un eşi. Ha, benim oğlum. Yani evet. Ha. Bunu da Sizler de torunum. misafir geldiniz. Misafir olarak geldim. Siz şeydiniz. Şimdi torunak kızım To torunum. evet İsmet torunu. Can'ın torunuyum İsmet ben. Can'ın torunu. İbrahim Çavuş'un kızı. İbrahim Çavuş'un kızı. Evet. Canlarım, kusura bakmayın. Sizler de kusura bakmayın. Yok canım, Ben estağfurullah. çoğunuzu hani göremedim, Doğru. Biz de bilemiyorum. zaten tanışmak için Ha, o geldik. Sizi yüzden takip ettiğimiz için, çok teşekkür dedemin eşini ediyorum. merak ettiğim için ben tanışmak için geldim Çok sağ özellikle. ol, çok Kızımla ve sağ ol. eşimle birlikte. Maşallah, Allah bağışlasın. Adı ne onun? Emine Nisa adı. Emine Nisa, Evet. maşallah, maşallah. Evet, benim kızım oldu kendileri. Evet. Sarıcan yine bu dedesine benziyor gözleri de. Sen macun gözlü değil Bana ama. böyle Lacı Evet, gözüne bakmaz macuktan çocuğuna. Allah gözünün şimdi önünü bir dakika sen hazır. Çünkü Evet, kızına göz çıkıyor. beyefendi, Olsun.
Şenay'ın müdürü. Evet. Şenay'ın müdürü yani. Evet, müdürü Antalya'dan. Arka tarafımda eşi var, çocuğu var. Onlar çıkmak istemedi. Gene saygı duyuyorum. Ama yalnız değil. Buradan tanıyanlar belki yalnız geldi zanneder. Eşi arka tarafımda. Eşi çıkmak istemiyor kamera karşısına. Biz çayımızı falan içelim. Açsanız hemen yemek hazırlarım. Hemen. Ama çayın yanına kahvaltı falan koyayım. Sağ olun. Koyayım. Karıştırırız ya. Evet. Tamam. Canım benim. Ben bir kahvaltı hazırladım. Şöyle kavurmalı yumurta yapacağım. Çayımız kaynıyor. Evet canlarım. Canlarımıza, misafirlerimize, başımızın tacı misafir. Bak onun oğlu. Ha oğlu. Şimdi anne de gelecek. Merak etmeyin. Masaya anne de oturacak. Evet. Evet. Sen de ne varmış ya? Evet, buyurun. İşte İsmet amcanız birazdan gene sayar. Bak kaç çeşit der. Ben daha bezeli mezeli toplayacaktım. Akşama daha topluk yemek yapacaktım ama size de yetişirdi ama şu an böyle idare edeceğiz. Kalırsınız birlikte yemek. Ben hazırlarım diyoruz. Duruma göre hareket ederiz. Hı-hı. Zamana göre hareket tamam ederiz. Canlarım afiyet olsun. Sağ olun. Hepinize afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Estağfurullah canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yatak odası var orada. Evet. Gezmeye. Gezmeye gidiyorlar. Harmanda çekelim harmanda. Ben oraya doğru gelmeyeyim. Ben yarına hazırlık yapacağım. Siz geçin, siz gezin. Ay. İsmet'in torunu ve damat. Damadımız. Bak toruna bak. Bizim torun bak. Oy ben de attım. Bak o ablalara burada izleyen ablalara da attı öpücük. Buradan Antalya'ya selam olsun. Antalya'da evet Antalya'ya selam olsun. Bütün tanıdıklarınıza buradan selamlar olsun. Biz de sizi bekleriz. İnşallah. Bütün arkadaşlarınıza, bütün tanıdıklarınıza selam olsun. Evet dolaşacaklar. Veresiye Muş'tan gelip. O Veresiye çok konuşuyor İsmet. Bir eviniz var. İsmet. Neyse. Şimdi biraz dışarı çıktık. Biraz böyle oturalım dedik canlarım. Ama İsmet amcanız arkada. Oh! Ağız açık, göz açık. Her taraf açık. Evet misafirlerimiz de şöyle. Ben sığdıramadım şeye. Resim çekerken resime çekemiyorum. Sığamıyorum. Hep birlikte sığmıyoruz. Video olarak çekeyim dedim. Ondan kopya yaparım dedim. İyi ki gelmişler misafirlerimiz. Buradan güzel bir size kapak resmi yapacağım. Hep birlikte gene söyleyelim bu şekilde. Bebeğim sen de gel. Giresun'dan Antalya'ya selamlar. Hep birlikte yapalım mı? İsmet sen neredesin? İsmet göremeyeyim seni. Ey salla. Antalya'ya selamlar. Antalya'ya benden selam olsun. Türkiye'nin her yerine selamlar. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Bak duydunuz zilin sesini. Güzel İstanbul. Hadi hoşçakalın. Bak İstanbul'un adı İstanbul değil. Bak. Bunu iyi dinleyin. Bakın. Kur'an-ı Kerim buraya geçti. Bakın. İstanbul'un adı İstanbul. Dur. İstanbul. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a gideyim. Oğlum İstanbul değil. Buna haberiniz olsun. Ondan haberiniz olsun bak. Benden selam olsun güzel İstanbul'a. Güzel İzmir'e. İsmet amcanızdan haberiniz olsun bak. Ha. Haber alın ondan. Ha. Hadi öpüyorum sizi. Hadi. Her şey görünüz olsun. Selamlar. Ne? Canlarım eve gitmeye az kaldı zaten. Elimle tutuyorum dediğim gibi gene kırıldı şeyim biliyorsunuz. yarın sabah gidiyor. Aradan ağrım bakıyor. Ya bezelye var zannettim. Kıza çek dedim. Ben bezelye al dedim ama
Acaba anlayamadı mı bezeliği? Ben de bakacağım. Esneyip durma be. Bir bak bakalım ama. Onlar dışarıdalar. Geziyorlar. Biz burada dedim bitirelim bu videoyu. Uzun olmuş olabilir. Bilmiyorum. Ama daha ben bakacağım gene bezeliği. Akşamüstü gene şeyleri sulayacağım. Şu anda saat fideleri sulayacağım. Fideleri sulayacağım. Güneş inerken. He. Ondan sonra sulamazsa da olur. Böyle var mıdır böyle sıcak var vardı, mıydı? Vardı, vardı. Varsa sulu. Ha. Ha, sulamam lazım. Sabah yarın artık yola çıkacağız da bu dedi ki yaylaya maylaya gideceğiz. Ne? Kız yarın yaylaya. Yaylaya maylaya gideceğiz. Yarın yarın gidecek. Biraz rahatsız yine yemek. Ama rahatsız. Ama rahatsız. Ama rahatsız. Rahatsızım. Allah geçmiş etsin rahatsız. Yarın yaylaya. Yani ben gideceğim. Evime gideyim yani. Gideyim yani. İlla bir günü benimle geçirmeye yani gideceğim. Yaylaya gideceğiz sen ne diyorsun? Kümmeti gezecek. He kümmet gezecek. He. Neyse canlarım. Ben şimdi bundan sonra gene hem gidin hem selam söyleyin Bolu Bey'ine benden. Ben yemek yapacağım daha, soba yakacağım daha. Onu da göreceksiniz, ayrı bir vlog yapayım çünkü bu aşağıdaki vlogdan buradaki vloglar daha çok sevdiğinizi biliyorum. Misafirimiz buradan tabii misafirlerimizi gösterdim ya. Daha dışarıdalar zaten. Zaten yol ederken de onları göstereceğim. Sonra işte yemek yapıp yemeğe girişeceğim daha. Bu gece bitmez. Bu gece bitmez. Niye baba? Pancarları kırdım, tuvala koydum yavruları, yavru yavru. Ama diyeyim ki şimdi seninle biz diyeyim şimdi şeye gideceğiz, yaylaya gideceğiz. Hadi beni götüreyim diyorsun ama yaylada bu pancarlar şey olacak, sararacak. Bu sararmaz, sarar. Pancar ya öyle sıcak değil ki ya. Arabanın gerisine koyduk. Hemen 3 saatte, 5 saatte şey olur mu ya? Sararmaz sen. Sararır ya, sararır. Dinleyin, ne yapacağız? Yarın olsun bakalım ne olur. Allah'ın izniyle bir yarın olsun. Ben de ona göre işte yemek yapacağım. Misafirlerimizi yol ederim. Ben de diyeceğim ki ağacın tepesinde kurup budaklar. Dur canım dur. Ölüyorsun rahatsızlıktan hala. Şuna bak ya. Allah'ım yarabbim. Ondan sonra şey kuzeneyi yakacağım, iki tane ekmek pişireceğim, hala orada durayım. Bir saati çoktan geçti çünkü ansızın misafirlerimiz geldi. Misafirler başımızın üstünde yeri var. Yine söylüyorum ya, esneyip durma şu arkamda ya, bana sıkıntı getiriyorsun. Ondan sonra Antalya'dan geldiler. hep Antalya'da buradan selamlar olsun. Biz de inşallah bizle davet ettiler. Biz de inşallah gider arkadaş. Hem hastayım diye hem yerinde duramıyor. Adama bak. Yok, bizim... Yerinde duramıyor az bak. Hem hastayım diye bak. Ya, ruh hastalığı var bende. Bak sen de. Ağacın tepesinde yani de kuru budaklar. Kız Dinaz. Kız sus. Kız sus. Ağacın tepesinde kuru budaklar. Toprak olsun çürüsün seni öpen dudaklar. Tövbe estağfurullah. Mesela canım hoppa. Özür dile. Özür dile çabuk. Ayıp. Bak ayıp. Özür dilerim ben bak, bu işin. Ağzından kaçırdım. Bak ağzından kaçırdım. Pardon. Kaçırdım. Şimdi kaçırdım. Bu eskiden bu türküyü söylerlerdi. Canlarım kısırdım. Ben daha da demem. Oldu. Ağacın tepesinde dedi. Ya, şu, bizim normal kızının... konuşu gibi yapma. Bak burada çekimdeyiz. Ha, tamam ha. Bak ben kesemiyorum. Şimdi neyse. Diyecek ben şunu diyeyim. Ağacın tepesinde diyeyim. Bak sambıla. Seninle Esra diyeyim gidelim İstanbul'a. İstanbul. Antalya'ya davet ettiler bizi, iki gününe gidelim. Ha Antalya'ya davet ettim. He. İki gününe gidelim ne olur sen. Koptu. Gönlümü şarmut gibi görünüyor. Ulan yumuşum ben. Neyse her şey görüyorsunuz. Abone olup beğenmeyi unutmayın videoları. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sevgiler, selamlar. Ömer sen ne? Beni bir izlemeleri çok hoşuma gitti. Hep izliyoruz seni görmek için. Şakir oldu adam bana bugün yazdım evde. Ve patronu yanındaki zaten patronu kendi de anlattı o arada ben. Çok şey oldum anlatamadım. Patronuyla eşi de var, çocuğu da vardı. Aslında bizden sorun yok ya. Kızımızın. Şimdi ben de dedim diyor. Ben de dedim. Eşi.
Torunu kendi çocuğu da vardı. Ben bölgeyi bir biliyorum. Gelini de vardı. Hepsine gene buradan, bütün ailesine, sülalesine, oradan gelene herkese selamlar olsun. Hepinizi öpüyorum. Her şeyimiz olsun. Güle güle gidin, gene gelin. İnşallah bizler de geliriz. İnşallah. İsmet amcamıza söyleyin. İnşallah iki günlüğüne gelmek isterim. Hadi güle güle gidin. Allah'a emanet olun. Bay bay. İki gün ben fazla kalamam ki bir yerde. Ay canım benim. Güle güle gidin. Bay bay. İsmet sen de git. İsmet git. Gelme. Oy.